Dinleyicimiz dedi ki ben dedi okuyup yazma bilmiyorum ama Türkiye'de sizin alıyorum. Ya maşallah. Şimdi ben bir sır ifşa edeceğim. Erhan da başka bir şeyle meşgul oluyor. Ben yeni Bosna'dayım. Sabahleyin Beylikdüzü'nde bayağı iyi kar yağıyordu. Dedim herhalde gidemeyeceğim galiba tekereti. Neyse elhamdülillah geldik. Şimdi buraya yayına girmeden önce bir baktım. Yeni Bosna'da da aynı şekilde böyle bayağı iyi bir bastırdı. Kar yağıyordu. İyi bir yağıyordu. Erhan duyma da burada ben ekrandan görüyorum. Mustafa Dokuz evde çay içiyor. Ayıp ya sen. İnsan stüdyoda korda ben de içerim aynı şekilde. Ben de evden yayın yaparken ben de içiyordum da. Yani kimse duymasın Erhan, kimse duymasın. Erhan hocama benden bir çay söyleyin. Hemen gelsin. Tamam. Allah Teala razı olsun. Afiyet olsun efendim. Şimdi dinleyicimiz dedi ki ben de Türkiye gazetesini alıyorum. Ama kendim okumasını bilmiyorum. Çocuklara da diyorum falan. O dini sayfayı herhalde ayırıyorlar. Diğer tarafında kullanıyoruz. Gazete eve gelmeye devam etsin. Çünkü Türkiye gazetesi eve girdiği zaman Türkiye gazetesinin içindeki o bizim sayfadaki bilgiler din büyüklerin kitaplarından alındığı için Nur Şuası yayınlar. Tam ilmi halde ver dedi. İlmi halini orada bulması. Nur Şuası yayınlar. Şimdi çocuklar kanı gün gelir o çocuklar bir sebepten dolayı çünkü anneleri böyle bu anne duası babalar da aynı şekilde itiraz etmemiş küfre düştüm diye gusül abdest almış adamcağız hemen tövbe istiğfar etmiş anne babanın mayası da düzgün dolayısıyla bu anne babanın evlatları da inşallah Teala hidayete ererler vakti saati vardır devam etmeli ama Türkiye gazetesi okuyup yazması olmadığı halde aboneyim senelerce devam ediyorum dedi girsin o eve bereket girer. O ve bereket girer ve inşallah Teala bunun gayreti sebebiyle de çocuklarına da Rabbim hidayet nasip eder. Biz de dua ederiz. Bu şekilde olan çok aileler var. Allah-u Teala razı olsun. Ama şu anda biz zaman zaman aynı şekilde şey yapıyoruz. Hem Ehl-i Sünnet alimlerin Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu kitapları alıp dağıtacağız. Türkiye Gazetesi'ne de destek vereceğiz. Abone olacağız, abone edeceğiz. Efendim okumuyorlar. Biz ilgilendirmez. Eve sokmak lazım onu. Biz ilgilendirmez. Eve girsin. Ya buraya gelmeden önce bir yere uğradık. Orada birisi anlatıyor. Ya dedi İmam mezunu kendisi dedi bizimle beraber dedi. Böyle dedi yani çok şey eli sıkı birisi dedi. Üç kuruşu beş kuruşu hesap ediyor falan. Kaç defa dedik olmadı dedi. Bir seferinde böyle dedi kampanya sebebiyle. Onun çevresindeki birkaç kişiyi dedi. Birkaç kişiye üç aylık falan dedi böyle dedi. Parasını biz verdik gönderdik. Onu da gönderdik dedi. Üç ay şey yapınca tabii parası bitince kesmişler. Aramış bunu. Ya demiş gazete gelmeyecek mi artık? Bak daha önce itiraz ediyordu. Ama gazeteyi görüp bir sefer, iki sefer okusa, yani yaratılışında bir temizlik varsa oradan bir yerde yakalar onu. O temizlik sebebiyle başlar okumaya. Ya ben şeyde o zaman daha Cağaloğlu'ndaydık, TGRT yoktu. Hatırlarsan Türkiye Gazetesi şey verdiydi, rayma bilezikler verdiydi. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. O rayma bilezik sebebiyle, akupundur, rayma bilezik vermişti. O rayma bilezik sebebiyle adam abone olmuş. Daha sonra bizi... İki ay mı? Üç ay mı ne? Öyle bir şeydi galiba onun süresi. Birazcık bir uzundu. Evet. İki aydı galiba. Diyor ki hiç okumadık diyor. Geldiği gibi diyor böyle diyor. Üst üste, üst üste, üst üste, üst üste diyor. Biriktiydi onlar diyor. Fakat diyor ben diyor zaman zaman aynı şekilde telefon açıyordum falan. Evde bulunması bile berekettir. Şua yayınlar. Dediğiniz doğru çıktı diyor. Dedim ne oldu? Bir gün dedi ya bu gazeteyi bu kadar getirdik böyle yığıldı durdu falan. Bir tanesini açayım demiş. Açmış. O bizim sayfaya denk gelmiş. Orada bir şey okuyunca. Ben dedim namaz falan yoktu dedi. Ondan sonra oturdum dedi. O iki ay birikmiş gazeteleri tek tek o orta sayfasını okumaya başladım dedi. Namaza başladım. Beyim de başladı dedi. Tabii ya o Nur Şuası. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Türkiye gazetesindeki o Türkiye yazısında nur görüyoruz buyurmuşlar. Yani himmet ve teveccüh var üzerinde. Onun için mutlaka eve girmeli. Abone olmalı. Abone destek vermeli. Mutlaka yapmalı bunu. Ahirette çıkacak. Çoluğumuzu çocuğumuzu başka şekilde kurtaramayız. Bu şekilde bu kitaplar vasıtasıyla, gazete vasıtasıyla kurtaracağız inşallah.